Sevgili öğrencilerim, merhabalar arkadaşlar. Üçgende alanın son iki testini gömeceğiz. Bu videomuzda da dostlarım 7 ve 8 numaralı testlerini gömmeye başlıyorum hemen. Evet, ilk sorumuz 45 derece görüyorum soruda arkadaşlar ve artık ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bir soruda 45 derece görüyorsan karşısına diklik inilecek. Bak hemen şuradaki Denizli noktasından dikliğimi 45'in karşısına çizdim. 8 kök 2'de hipotenüs yaptım böylelikle dostlar. Çünkü 45'in karşısını çok kolay bulacağım hemen. 8, 8 oldu 45'lerin karşısı. Şimdi bir de fışkırtma teoremimiz vardı arkadaşlarım. Bakın açıortayın doğduğu yer burası. Hatırlayın fışkırtma teoremini. Hatırlamıyorsanız da konu anlatım videolarıma bakın. Öldüğü yer burası. Öldüğü yerden bir bu kola diklik gittik. Bir de bu kola diklik çizersem bu iki dikliğin uzunluğu eşitti. O halde bu da 8 oldu. Yani artık mavi üçgenin dostlar ben hem yüksekliğini biliyorum hem de tabanını biliyorum. O halde taban çarpı yükseklik yani 8 çarpı 10 bölü 2'den alanın 40 olduğunu söyledim Goberler. Ve geldim 2 numaralı soruya. Evet, kenar uzunlukları verilmiş. Diyor ki yeşil üçgenin, yeşil dörtgenin tüm üçgenin alanına oranı nedir? Şimdi bunun için de pratik bir yol öğretmiştim size dostlarım. Hemen onu yapacağım ben arkadaşlar. Şuradaki iki kenarı çarpıp 2 kere 3 6, içine 6a yazıyordum hatırlayın. Burası 6a. Şimdi şu üçgeni bulacağım. 4 ile 6'yı çarpacağım. 4 kere 6 24. 6'sı burada olduğu için 18a kaldı. Şu yeşil kısma 18a. 24a oldu burası. Şimdi hepsini bulalım. Burası 8. Burası da 8. 8 kere 8 64. 24'ü buradaydı. 40A da buraya kaldı. Yani yeşil yer 18 oldu. Bütün alan 64 oldu arkadaşlarım. Cevap da 18 bölü 64. Yani 2'ye bölelim 9. 2'ye bölelim 32. 9 bölü 32 Ceyhan şıkkında mevcut. Ve gelirim 3 numaralı soruya. Alan DEF bölü yani sarı alan bölü tüm şeklin alanı nedir diye bir soru sormuş. Hemen şöyle yapalım arkadaşlarım, bakın şunu fark ettim, aslında onu yapmayacaktım ama hemen fark ettim mi? Evet, bakın şu adam ED paralelmiş şuradaki adama, paralelmiş dostlarım. Paralelse ne diyorduk biz? Nereden anladık paralel olduğunu? Çünkü yan tarafları aynı oranda bölmüş. Bak 4'e 2, 6'ya 3 yani 2'ye 1, 2'ye 1 oranında böldüğü için kesin paralel. Aynı oranda bölüyorsa ED doğrusu mutlaka tabana paraleldir. Şimdi paralel olduğu için de daha kolay çözeceğim soruyu ama merak etmeyin, paralel olmasaydı ne yapacağımı da göstereceğim size dostlarım. Şimdi paralelse hemen alan kaydırma yapıyorduk. Şuradaki F noktasını, iki paralelin arasındaki F noktasını şöyle kaydırdığımda bu sarı üçgenin alanı kırmızı üçgene dönüyordu artık. Peki kırmızı üçgene biz şuraya ne diyelim, 2A alanı dersek, 2A bakın 3'e 2A düştü, 6'ya 2 katı 4A düşecek. 4'e toplamda 6A düştü, 2'ye ne düşecek dostlarım, yarısı 3A. Yani tüm alanı ne bulduk biz, 4 2 daha 6, 3 daha 9A bulduk tüm alanı. Sarı üçgende kırmızıya eşitti. 2A'da onu bulduk. 2 bölü 9 çıktı. Yani sorumun cevabı Bursa'dan geldi. He hocam, paralel olmasaydı ne yapacaktık? Bak orada da şunu yapacaksın. Küçük üçgenin alanının büyük üçgenin alanına oranını veren formül şu. Büyük üçgenin herhangi bir köşesinden başla. Ya A'dan ya B'den ya C'den. İlk oranı yaz. 4 çarpı bir atla ikinci oranı yaz. Yani 2. Çarpı yine atladım, üçüncü oranı yazdım. Yani 3. Artı şimdi geri kalanları alıyorum. Onları da kırmızıyla alayım. 2 çarpı 4 çarpı 6. 2 çarpı 4 çarpı 6 diyorum. Bölü bütün üçgenin kenarlarını alıyorum. Yani 6 çarpı 6 çarpı 9. 6 çarpı 6 çarpı 9 diyorum. İşte bu da bana yine küçük üçgen yani sarı üçgen bölü büyük üçgenin oranını veriyor. Bunu da düzenlediğinizde yine 2 bölü 9 buluyorsunuz dostlar. Geldim şu soruya. 4 numaralı sorumuz.
Evet, eğer ki pembe üçgenlerin alanlarını eşit vermişse diyecektim ki vermiş zaten. Yine pratik bir yöntemim vardı arkadaşlarım. Orijinali sinüs alan formülünden çözülüyor ama biz pratik yolu öğretmiştik. Demiştik ki şuradaki oranın aynısı bak yarıya düşmüş. Buradaki orana eşit olacak. Bu da yarıya düşecek. Demek ki x 2 olacak. 4'ün yarısı olacak dedik. Eğer ki şu uçak şekline benzer bumerang dediğim şekli gördüğünüzde herhangi iki üçgenin alanı illa bu pembelerin olmasına gerek yok. Şu ABC ile DBE'nin de alanını eşit verseydi bu yandaki oranlar birbirine eşit olacaktı. Bunları yine konu anlatım videosunda görebilirsiniz. Şimdi geldik 5 numaralı soruya. Bakın burada da ne var dostlarım? Buradaki alanlar birbirine oranlar birbirine eşit verilmiş gördüğünüz üzere. O zaman demek ki bu alanla bu alan birbirine eşit diyebilirsiniz artık. Hatta şöyle de yapalım dostlar. Bunu bakın bir de şöyle çözelim. Şurayı birleştirdiğinizde bu adam kenar ortay oldu. Bu adam da kenar ortay oldu. O zaman denizli noktası ağırlık merkezdir. Ben şunu çizersem bu da kenar ortay olur. Peki ağırlık merkezi üçü kenar ortayda çizildiğinde alanı 6 tane eş parçaya bölüyordu hatırlayın. Demek ki şunların her biri birbirine eşit olacak. E ben bütün dik üçgenin alanını 4 kök 3 bu kenar 12 de bu kenar deyip çarpıp 2'ye böldüğümde 24 kök 3 buluyorum. Bu tüm üçgenin alanı arkadaşlarım. Yani 6a 24 kök 3. O halde 1a hemen 6'ya böldüm. 4 kök 3 geldi. Bana 2a'yı soruyor. Yani 2 ile çarp diyor 4 kök 3'ü. 8 kök 3 bulduk. 6 numaralı sorumuzdayız arkadaşlar. Yine bakın bir pratik yol daha öğretmiştik. Bunları inşallah aklınızda kalıyordur. Demiştik ki soruda paralellik var ve alan soruyorsa verilen iki değeri çarpıp 2'ye bölün. Yani 5 ile 12'yi çarp 60, 2'ye böl sorumun cevabı 30'dur diyebilirsiniz. Tabii biz bunu bir de normal yöntemiyle de yapalım arkadaşlarım. Şimdi ilk önce şu üstteki bakın yeşil bölgeyi iki parçaya ayıracağım. Birisi üstteki alan, bir de alttaki şu kırmızı yaptığım alan olsun. Şimdi bunun yüksekliğini çizeceğim hemen dostlar. Tam şu A'dan aşağıya inen şu yükseklik A birim olsun. C'den de buraya çizdiğim yükseklik B birim olsun. Şimdi normal yoluyla çözüyorum. Peki yeşil üçgenin alanı, yeşil üçgen yüksekliği A, şurası da B dedik. 5 çarpı taban çarpı yükseklik bölü 2 artı kırmızı üçgenin alanı 5 çarpı B yüksekliğidir bölü 2. Hemen 5 bölü 2 parantezinde A artı B geldi. A artı B'yi biz 12 diyebiliyoruz. O zaman 5 bölü 2 çarpı 12. Yani yine 60 bölü 2'den normal yolla da bu şekilde bulabiliyoruz. Ama pratik yol tabii ki sınavda daha çok işinize yarayacak. Evet geldik 7 numaralı soruya. Güzel bir sorudur dostlarım. Bunu açıken açıortay testinde de gördünüz bu sorunun aynısından. Biz de ilk önce bir açıortay yapacağız zaten. Hemen şurayı uzattığınızda bunun da 45 derece olduğunu görüp şu adamın aslında beyaz üçgenin dış açıortayı olduğunu fark edeceğiz. Peki dış açıortay teoremi yapıyorum. Yakın kol 4, uzak kol 8. 4 bölü 8'miş kolların oranı yani 1 bölü 2'ymiş. Kolların oranı. Ayakların oranı da 1 bölü 2 olacak. Şimdi ayaklara buradan başlıyorum. Birinci ayak 1, ikinci ayak 2 olacak. Demek ki şurası 1K, tamamı 2K olacak. Burası da K kalacak o halde arkadaşlar. Tamamı 2K çünkü. Buraya da K kaldı. Demek ki bakın bu kenar ortaymış. BD kenar ortaymış. Alanı da 2'ye bölüyor o halde. Peki ben beyaz üçgenin alanını 4 çarpı 8 bölü 2 dik üçgen olduğu için 32 bölü 2'den 16 diye buluyorsam pembe üçgenin alanı da 16 diye bulunacak. Şimdi dostlar ezan okunmaya başladı. Bir durduruyorum videoyu. Birazdan devam edeceğim. Tamam mı kardeşlerim? Evet arkadaşlarım, ezanımız bitti. Kaldığımız yerden devam ediyorum. 8 numaralı soruda kaldık. Hemen bir okuyalım bakalım sorumuzu ne diyor. ABC bir üçgen, DE paralel. Madem ki paralel dostlarım, burada bir kelebek üçgen benzerliği de yapılır. Bir de normal klasik 2 bölü şu benzerliği de yapabiliriz. 2 bölü 6 deriz. Yani 2 bölü 6 ne demek? 1 bölü 3. O zaman şurası K ise burası 3K oldu. Bize de bu mavilerin alanları oranları soruluyormuş.
Benzerlik oranlarını ben ne buldum arkadaşlarım? 1 bölü 3 buldum. Alanların oranı neye eşitti? Bunun karesine, yani 1 bölü 9. Demek ki bunun alanı A ise bunun alanı 9A olacak. Benden de büyük bölü küçüğü istiyor. Yani 9 bölü 1'i istiyor. Cevabım Ceyhan'dan geldi. 9 numaraya gelelim dostlarım. Bakalım ne diyor? NC diyor. BN'nin 2 katıdır. Yani 1'e 2 oranı varmış şurada. Bu oran, şunlar hep paralel oldukları için şurada da vardır. M'ye 2M, N'ye 2N, işte A'ya 2A gibi hepsini aynı şekilde 1'e 2 oranında böler. Şimdi dostlar, burada hatırlamanızı istediğim alan kuralı şu benzerlikteki. Şöyle, yanları birbirine eşit olacak şekilde böldüğü zaman, şunlar hep eşitse eğer ki, buradaki içerideki alanlar şöyle dağılıyordu. En içeridekine A dersem bir sonraki 3A, 5A, 7A, işte bu şekilde tek sayıların katları şeklinde ilerliyordu. O halde burada da öyle yapalım. Şuna A dersek 3A olur, 5A olur, 7A olur burası da. Peki şu en üstte 1'e 2 oranından dolayı buraya da 2A düşecek. Peki 2A ise burası, burası neymiş? 3 katı, yani 6A. Burası neymiş? En üsttekinin 5 katı, yani 10A. Burası neymiş? En üsttekinin 7 katı, yani 14A. Ya da 1'e 2 oranından 7'ye 14, 5'e 10, 3'e 6 şeklinde de gidebilirdik. Şimdi diyor ki tüm alanı sana 96 verdim. E tüm alanı bir hesaplayalım hemen. Ne var tüm alan içinde? 4A burada var. 9A, 16A var bu sol tarafta. Sağ tarafa bakalım. 14, 24, 30, 32A. 32A da sol tarafta var. Yani toplam 48A var. 48A 96 ise A'yı sen buradan 2 buldun. Bize de boyalı bölgelerin alanlarını soruyor. Şimdi sadece boyalılara bakalım. 2 buradan, 3 buradan, 5. 10 buradan 15, 7 buradan 22. 22 A'yı soruyor bize. A 2 olduğu için 22 çarpı 2'den 44'ü işaretledim. Ve geldim 10 numaralı sorumuza. Bakalım ne diyor 10 numara. Şimdi diyor ki ABC dik üçgeni biçimindeki kağıt, şekil 1'deki gibi. Siz şimdi yazılanları göremiyorsunuz ama zaten kitap elinizde olduğu için ben şöyle de göstereyim. DC boyunca kesilip iki parçaya ayrılıyor. Önce DC boyunca kestik. Daha sonra DAC üçgeni şekil 2'deki gibi EA boyunca kesilip iki parçaya ayrılıyor. DB ile EC 4'tür. Kesme işlemi sonunda oluşan 3 parçanın alanları birbirine eşittir. Aa, burası önemli. 3 parça oluyor, 3'ü de birbirine eşit. Buna göre X nedir diye bir soru sormuş. Ben şimdi bu işlemi şurada şekil 1'deki yerde göstereyim. Şimdi ne yapmış arkadaşlarım? Şurada A'dan DC'ye bir çizgi çizmiş. A'dan şöyle de bıçakla bir de bunu kesmiş. Şurada bir Edirne noktasına getirmiş ve EC'yi de 4 vermiş. Burası da 4. Ve diyor ki 3 alan çıkıyor, 3'ü de eşit. Bak bu da eşit. Şu ikisi de birbirine eşitmiş. Üçü de AAA. Peki şu madem ki kenar ortay değil mi, o zaman AA diye böldüğüne göre alanı kenar ortay olacak. 4, 4 yapacak burayı da. Şuraya da 4 diyelim. Hemen burada ne gördüm bakın. 90'ın karşısı 8. Neyin karşısı 4'tür? 30'un karşısı. O zaman burası da 30 geldi. Peki şunu da yapalım hatta. Bakın şuradaki 4'e A alanı düştü. Şurası kaç olacak ki 2A alanı düşsün. O halde buranın da 8 olduğunu buldum. Bize neyi istiyordu bu? EA'yı istiyor. X dediğimiz yer şurası arkadaşlar. Bunun uzunluğunu istiyor bizden. Şimdi bunu nasıl bulacağız öğretmenim? Hemen şöyle yapalım. Burası da 60 derecedir. 60'ın karşısı da 4 kök 3 olacak. Dostum şuradan bir çizgi çizsem, bir paralel çizsem. Şu BC'ye paralel. Yanları 2'ye böldüğü için burayı da 2'ye bölecek. 2, 2. Orta taban oldu. 4 kök 3'ün yarısı olacak. 2 kök 3'tür burası. Bakın şurada bir dik üçgen çıktı karşımıza. Hatta o dik üçgeni şuraya ben bir daha çizeyim şöyle. Burası X. Şu uzunluğun toplamı 10. Şuradan çizdiğimde 4 kök 3'ün yarısı 2 kök 3. İşte sana Pisagor bağıntısı kardeşim. Hemen yapalım. X kare eşittir 10'un karesi 100 artı 2 kök 3'ün karesi de 12. Demek ki x eşittir kök 112. Bu da 56 çarpı 2'dir. 112 nedir şimdi yazalım. 56 çarpı 2 ya da
ya da 56 çarpı 2 28 çarpı 4 ya da 7 çarpı 4 çarpı 4. Yani 7 çarpı 16'ymış. Kök içinde dışarıya nasıl çıkar 7 çarpı 16? 16 dışarıya 4 diye çıkar ama 7 içeride kalır. Demek ki 10. sorumun cevabı 4 kök 7 gelecek. Yani Denizli geldi arkadaşlar. 11 numarayı okuyoruz şimdi. Hemen şöyle biraz daha göstereyim size. Evet. ABC üçgeni biçimindeki kağıt B açısı iki eşit parçaya ayrılacak biçimde BD doğrunca boyunca kesilerek iki parçaya ayrılmıştır. Tamam. AB 20'ymiş. AB 20, BC 30'muş. Bunlar da 30-30 derece olacak şekilde ikiye ayrılmış. Yani 60 dereceymiş burası arkadaşlarım. Tamam. Buna göre de diyor ki bize küçük parçanın alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi bu madem ki açıortaydı burası, kolların oranı ayakların oranına eşittir. Burası da 2K'ya 3K olur dostum. Hatta bu alan 2A, bu alan 3A oldu. Peki bize o halde neyi soruyor küçük alan dediğine göre? 2A'yı soruyor. Biz şimdi nereyi bulacağız? Bütün alanı bulacağız dostlarım. 60'ı gördüğüm için hemen karşısına bir diklik indireceğim burada. 90'ın karşısı 20 ise 30'un karşısı 90'ın karşısı 20 ise evet 30'un karşısı 10'dur. 60'ın karşısı da 10 kök 3. Bak yüksekliği 10 kök 3 buldum. O halde 10 kök 3 yükseklik 30 taban bölü 2'den tüm alanı ne bulduk arkadaşlarım? Şöyle yapalım, 15 diyelim. 150 kök 3 geldi tüm alan. 5A yani 150 kök 3. Hemen 5'e bölelim bunu. 30 kök 3 gelir A. Peki A 30 kök 3 ise bana neyi soruyor? 2A'yı soruyor arkadaşlarım. 2 ile çarpalım 30 kök 3'ü. Cevabı da Denizli işaretleyelim. 60 kök 3 gelsin. Evet, test 7 bitti. Test 8'in ilk sorusuyla devam ediyorum hemen. Bakalım ne diyor? Paralellik var. Demek ki kelebek üçgen. Bunu biz benzerlikte çok yaptık. Hemen şu kelebekten beyaz üçgenin şu maviye oranı 6'ya 12. Yani 1'e 2. O halde şurası K, şurası 2K ya da şurası M, şurası 2M ya da şurası N, burası 2N. Şu paralellikten yazdım bunu da. Bu buna paralel ya dostum. Şurası 1'e 2 ise burası da 1'e 2 olmak zorundadır dedi. Alan BEF'yi 4 vermiş. Hemen içine 4 yazalım. Bulalım işini bulabileceklerimizi. N'e 4 düştüyse 2N'e 8. K'ya toplamda ne düştü? 12. 2K'ya ne düşecek o zaman? 24. Mavi mi soruyor? Evet, maviyi soruyor. 24'ü bulduk bile. Ve geldik 2 numaraya. İkizkenar görünce tabana diklik indirmek adettendir. Geometrinin birinci farzıdır. Hemen indirelim. Şu eşit açılara A, A diyelim. Tabanı 2'ye bölecek 5, 5 diyelim. Şu ters açımız da A'dır diyelim. Şuraya 90'ı yazalım, şuraya da B diyelim. A, B, 90. Şu büyük üçgene bakın. A var, 90 var. O halde burası B olacak. Ve bakın karşıma ne çıktı arkadaşlarım? B, B. Bir ikizkenar da buradan geldi dostlar. Hemen başka. Şurada bir kelebek üçgen görüyorum. Bakın şu ikisi kelebektir. 1'e 1 oranı var. O halde burası da 5'tir. Bunu da yazalım. Başka ne görüyoruz? Şu da ikizkenarsa tabanına bir diklik indirelim. Şöyle tabana diklik indirmiş olalım. Burası 10 ise şurası da 10 oldu. Bunu da söylemiş olayım. Neyi soruyordu bize? DFC alanı nedir diye bir soru soruyordu dostlarım. Şimdi DFC'nin alanını bulacağız ama önce şuraya bir K birim dersem burası da K birim olur. K ise burası da K oldu ki İkiz kenar üçgende yükseklik kenar ortay olacağından şurası da 2K oldu. Yani biz aslında 3K'yı 12 diyebiliyoruz. Demek ki K eşittir 4. O halde benim tabanım 4K'ydı toplam. 4 kere 4 16 oldu tabanım. Yüksekliğim 10, tabanım 16 bölü 2'den 80 geldi alanım dedim. 3 numaralı sorudayız. İkiz kenar bir üçgen görüyoruz. BCD'nin alanı kaç birim karedir? Şimdi 2'yi görüyorum. Bakın bu dik üçgenmiş dostlar. Şuraya K birim dersem bu da K. Şimdi dik üçgene bakın hemen. Büyük dik üçgene. 6 size kopyayı versin. Acaba 6, 8, 10 oluyor mu diye
düşünürken K'ya 8 olması gerektiğini söylersem, K 8 ise evet burası da 10 oluyor. Demek ki hiç Pisagor'a gerek yok. 6, 8, 10'u bulduk. Şimdi şu 2'ye A alanı düşerse 8'e 4A alanı düşer. Çünkü 2 ile 8 birbirinin 4 katı, alanlarda aynı şey olacak. Ben 5A'yı bulabiliyorum dostlar. 5A bütün dik üçgenin alanıdır. Dik kenarları çarpıp 2'ye bölüyorum. Yani 24'tür diyor. E A ne çıkar bu durumda? 24 bölü 5 çıkar. Bana neyi soruyor? 4A'yı. 4A ne olur? 4 çarpı 24'ten 96 bölü 5. 96 bölü 5 de Edirne şıkkından geldi. Evet, 4 numaradayız arkadaşlarım. Ağırlık merkezi mi bu? Evet, G noktası ağırlık merkezi demiş. Şimdi ağırlık merkezinin özelliğini kullanacağız ama şuranın da alanını vermiş 20. Ağırlık merkezinin en baba özelliği tabana 1, açıya 2 olmasıdır. Paralel çizmiş buradan da dostlar. Hemen benzerlik muhabbetini yapalım. Benzerliğimiz şu beyaz üçgenle büyük üçgeni benzerliyorum. Benzerlik oranları 2'ye 3'tür dostum. 2 bölü 3. O zaman alanların oranları karesini al, 4 bölü 9'dur. Yani burası 4A ise büyük üçgen 9A'dır. Şuraya da 5A kalır. Ve bu kenar ortay olduğu için ağırlık merkezinden inen şurası yüksek tepeye kadar 9A ise burası da 9A diye bölünecek. Bana toplam 18A'yı soruyor bu adam o halde. Bütün üçgenin alanı 18A. Ben neyi biliyorum? 5A'nın 20 olduğunu biliyorum. O halde A kaç çıkar buradan? 4. 4 ile de 18'in çarpımını sorduğu için cevabım 72 Denizli'den geldi. Evet, 5. soruya bakıyoruz şimdi. Ne diyor? G ağırlık merkezidir diyor arkadaşlarım yine. Evet tamam, 16'yı vermiş bize. Aslında bu soru da üstteki sorunun çok benzeri dostum. Bak şu kenar ortay olacak değil mi? Buradan devam ettirirsem. Yine şurada K'ya 2K oranı olacak. Ben yine şu paralellikten faydalanıp hemen 2K'nın 3K'ya oranı, benzerlik oranlarını yazsam 2 bölü 3. Alanlarının oranı 4 bölü 9 olacak. Yani şurası 4A ise büyük üçgen 9A, buraya da 5A kalacak. Ve yine kenar ortay olmasından sebep burası da 9A olacak. Bakın üstteki sorunun çok benzeri geldi. Şimdi 4A'yı 16 diyebiliyorum. Demek ki A'yı 4 buldum. Tüm üçgenin alanını yine 18A'yı istiyor. 18 çarpı 4'ten 72'yi yapıştırdım. 6. sorumuzun çok benzeri üniversite sınavında paralel kenar içinde sorulmuştu eski yıllarda. Ve çok basittir dostlarım. 4'e 24 varsa, yani 4 bölü 24 x diyelim buraya. X bölü 18 diyeceksiniz. Bize de x'i mi soruyor? Evet. 1 bölü 6 yapar. 6 ile de bunu sadeleştirelim. 3 kalsın. X eşittir 3 çıktı. 6. sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi. Bunun aynısını şöyle üniversite sınavında paralel kenarlar içinde sormuştu. İşte 4, 24, x, 18 diyeyim. Yine sayıları aynı vereyim ben. Yapacağınız şey aynı. 4 bölü 24, x bölü 18'e eşit olacak diyecektik arkadaşlar. Evet. Geldim 8 numaralı testin 7. sorusuna. Eğer şuradan ayırıp da alabilirsem tabii ki hemen. Evet. 7. sorudayız dostlarım. Hemen bir bakıyoruz şimdi sorumuza. Şimdi bir kenar ikiye bölünmüş, aklıma orta taban geldi. Şuradan bir paralelde ben indirdim hemen ve dedim ki S 3S diye gidiyordu. O zaman 8 ise 3 katı 24 olacak burasıdır dedim. Devam edelim. AD'ye K birim derseniz diyor DC 2 katı. Hadi bir benzerlikte şu taraftan yapalım dostlarım. Şurayı kapatayım ben. Diyeceğim ki 2 bölü 3. 2 bölü 3 bu benzerlik oranları. 4 bölü 9 alanların oranı. Demek ki burası 4A. Tamamı şu üçgenin 9A olacak. Buraya da 5A kaldı. 4A'yı 16 diyebiliyorum. Demek ki A 4. 5A'da 20 olur diyorum. Bana da tüm şeklin alanını soruyor. 20. 16 daha 36. 40, 60, 68 yaptı. 7. sorumun cevabı Denizli'den geldi. Evet, 8. sorudayız.
ABC bir üçgen, paralel paralel, yani şu ortası bir paralel, kenar 20 bar 5 var. Paralel kenarında bizden alanı isteniyor arkadaşlarım, paralel kenarın. İsterseniz şöyle hemen bir köşegenini çizelim. Paralel kenarda köşegen alanı 2'ye bölecek diyelim. Şöyle AA olduğunu söyleyelim bunları. Peki başka neler yapabiliriz diye şöyle bir bakıyorum. 5'e 20. Aslında direkt benzerlikten de yapabilirmişiz dostlar. Şu 20 ile 5'in benzerliğini bir göstereyim ben size. Şuraya A dersem yöndeşlikten bu da A. Şuraya B dersem yine yöndeşlikten burası B. Şu açıya da C diyelim, bu da C. Bakın bu üçgenle bu üçgenin alanlarının oranı 5 bölü 20. Yani 1 bölü 4. O halde benzerlik oranları 1 bölü 2'dir. Demek ki burada B'nin karşısı K ise burada B'nin karşısı 2K olacak. Bunun gibi işte A'nın karşısı M ise burada A'nın karşısı 2M olacak. Hatta bu M buraya da eşit, bu da M oldu. Ve bakın 2M'ye 20 düştü, M'ye 10 düşecek. Demek ki A alanı 10'muş, paralel kenarın alanı da 20'ymiş dedik dostlar. Evet, 9 numaradayız, bir okuyalım bakalım. 6 var, 5 var. Eşit olan iki açı var. Alan ABC tüm şeklin alanı 18 verilmiş. Alan ABD isteniyor. Şimdi eşit açılara bir AA diyerek başlayalım. Şuraya B diyelim. Şurası da A artı B olsun. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir dedim. Şurası da C oldu. Bakın şu beyaz üçgenin açıları A, A artı B ve C. Büyük üçgenin açılarına bakın. A, C, yine A artı B. O zaman açıları eşitse benzerdir bunlar dedim. Hadi şimdi benzerlik oranlarını yazalım bunların. Bakalım yazabilecek miyiz? Şuraya K diyelim. Küçük üçgende A'nın karşısına K geldi. Büyük üçgende A'nın karşısına 6 geldi. Küçük üçgende A artı B'nin karşısına 6 geldi. Büyük üçgende A artı B'nin karşısına da 5 artı K geldi. Buradan da 36 eşittir K çarpı 5 artı K gelir ki K 4 olursa burası da 9 oluyor. Evet, 4 kere 9 36'dır. Demek ki K 4. K'nın 4 olduğunu buldum. Hatta şöyle yapalım. 4'e 5 oranındaysa burası 4A'dır. Burası da 5A'dır diye alanlarını da söyleyelim. E bize 9A'yı toplamda kaç verdi bu amca? 9A eşittir 18 demişti. Tüm alana. Demek ki biz A'yı 2 bulduk. Bizden 5A'yı istiyor. Ceyhan'ı çoktan işaretledim bile. Evet, 10 numaralı sorumuzdayız arkadaşlar. Biraz uzun bir soru. Ben şöyle okumaya çalışayım size. Aşağıda verilen metalden üretilmiş, eni 20, boyu 30 santim olan. Şimdi boyu 30 santim, eni de 20 santim olan. Kırmızı sarı mıknatıslar varmış. Tamam, matematik dersinde etkinlik yapan Hülya öğretmen U rengine sahip mıknatıs için demiş ki SU demek sol kenara uzaklık, AU demek alt kenara uzaklık. He, tamam. Kırmızı sarı yeşiller de sırasıyla kırmızı sarı yeşil KSY ile gösterilmiş. Ve diyor ki bize şöyle olacak şekilde mıknatısları yerleştirin, sonra bu mıknatısları köşe kabul eden üçgenin alanını da bulun diyor dostlarım. Tamam, önce şu söylediklerini yapalım. Bakın kırmızıyı yerleştirelim. Şimdi kırmızı sol kenara 5 birim, alt kenara 4 birim uzaklıkta olacak. Kırmızıyı öyle bir noktaya koyacağız ki şöyle göz kararı kırmızı burada olsun arkadaşlarım. Şu kırmızımız sol kenara neydi? 5, alt kenara 4 birim uzaklıkta olacak. Tamam, kırmızıyı koyduk. Sonra diyor ki sarıyı koyun diyor şimdi. Sol kenara 11, alt kenara 12 birim uzaklıkta olacak. Şimdi alt kenara 12 birim uzaklıkta. Sarıyı koyuyorum şimdi. Alt kenara 12 birimse şöyle 8 birim yukarıda olacak bundan daha. 8 birim. Sol kenara da 11 birim uzaklıktaydı. Buradan da 6 birim gelecek. Yani şuralarda bir yerde olsun işte o da arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Bu da ne? Sarının olduğu yer. Sol kenara 11 birim uzaklıkta. Hemen şuradan bir diklik çizelim. Şurası 5. Şuraya 6 kaldığını gösterelim. Alt kenara kaç birim uzaklıktaydı? 12 birim de alt kenara uzaklıkta. O halde şurası 4. Şuraya da 8 diyelim. 12 birim ise yukarıya da 8 birimlik bir uzunluk kalmış diyelim. Sonuncusuna bakalım. Yeşil sol kenara 16, alt kenara da 4 birim uzaklıkta. Yeşil sol kenara 16,
alt kenara 4 birim. Alt kenara 4 birimse bir kere şu çizginin üstünde olacak. Sol kenara da 16 birim uzaklıktaydı. Şuraya kadar gelse 11. Şurası çünkü 6 birim. 11, bir 5 daha gidelim. Şurada bir yerde olacak. Bu da yeşil olan arkadaşlarım. Alt kenara 4, sol kenara da 16 birim uzaklıkta. O yüzden şurası da 5 oldu. 16 ise hatta şuraya da 14 mi kalıyor? Şu uzunlukta 14 oldu. Peki bizden de şimdi bu üçgenin köşelerini kabul eden üçgenin alanı nedir diye soruyor. Zaten kendiliğinden çıktı arkadaşlarım. Bakın şu üçgenin yüksekliğini biz 8 bulduk. Tabanını, şurasını ne bulduk arkadaşlarım? 6, 5 daha 11 bulduk. O halde 8 çarpı 11 bölü 2'den hemen 44 olduğunu gördük. 10. sorumuzun cevabı da Adana'dan geldi. Evet, geldik 11 numaraya. Hemen okuyalım 11 numarayı. Şekil 1'de ABC üçgeni biçimindeki kağıt C köşesi BC kenarı üzerine gelecek şekilde katlanmıştır diye söylemiş. Biz hemen ne yapıyoruz? Katlanmadan önceki halini bir gösteriyoruz bunun, değil mi? Şöyle. C noktası buradaydı. Hatta EC de 4'tür. Şurası da 3'tür. Katlanmadan önceki halleri eşittir. İkiz kenar üçgen çıkmıştır buradan da. Bunu bir gösterdik. Sonra şöyle biraz yukarıya alayım. Tamam. AE eşittir diyor. BC üssüne. Şunlar birbirine eşitmiş dostlarım. E üssü C 4, 3. Şekil 2'deki yeşil boyalı bölgenin alanı, yeşil boyalı bölgenin alanı sarı boyalı bölgenin alanının iki katıdır diyor. Şimdi şöyle yapalım. Buraya A alanı dersek şurası 2A alanı oluyormuş. E burası da katlanmadan önceki hali de mecbur buraya eşit. Bu da 2A oldu o zaman. Şurası da A geldi. Tamamdır. Buna göre X, X neresi ki? BC. BC X nedir diye bir soru soruyor. Şuranın tamamını istiyor bizden dostlar. Şimdi hemen şuraya K birim diyelim. Şurası da K birim olsun. Bakalım neler yapacağız, bir görelim dostlarım. Şimdi şurası 2A idi. Şöyle çizsek. Nasıl çizsek? Neler yapsak? Şöyle bir düşünüyorum hemen. Nasıl düşünsek? Şöyle düşünelim arkadaşlarım. Bakın hani bir pratik yol öğretmiştim ben size. Şöyle yapacağım bakın pratik yolla. Şimdi diyeceğiz ki dostum şu açımız bizim alfa. Şimdi şu üçgenin alanı 2A. Şuranın tamamı. Peki ben bu 2A'lık alanı nasıl buluyordum normalde? Şu yandaki kenarları çarpıyorum. 4 kere 6, 24, 2A'ya eşittir diyor. Peki o zaman büyük üçgenin alanı 4A'yı nasıl bulacağız? Yine kenarlarını çarpacağız. Yani 4 artı K ile 6 artı K'yı çarpıp, alttaki kenarda 6 artı K'ya, bu ikisini çarptığımda da 4A'ya eşit. Peki 2A 24 ise 4A 48'dir. Şuradan çözmeye devam edeyim. 48 eşittir şu ikisinin çarpımı. Hadi onu da yazalım. 48, hatta 6 ile 8'in çarpımı değil mi arkadaşlarım? 2 desek K'ya. Evet, 2 deyince 6 ile 8. Evet, K 2 geliyor. Ya da burayı çarparak da bulabilirsiniz. K'yı buradan 2 buldum. Benden nereyi istiyordu? Şuranın tamamını istiyordu. Yani 3, 3, 2'nin toplamını istiyor. 6 artı 2'den de Adana'yı bulduk dostlar. Evet goberler. Bu alan testini de bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda çokgenlere geçmeye başlayacağız inşallah. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar. İyi çalışın. Evde kalın bir de bu arada.